Etrafınıza baktığınızda zengin olmak için evrensel bir yöntem olmadığını görürsünüz. Bazen en çılgın fikirler bile büyük bir başarıya ulaşıp sizi milyoner yapabilir. İşte anlatacağımız 12 sıradan insanın başına gelen de tam olarak bu. Joey Mangano ve The Miracle Map. 90'lı yıllarda bir hava yolunda rezervasyon yöneticiliği yapan Joey Mangano sıradan paspaslardan bıkmıştı. Bu yüzden kendi plastik Miracle Map, yani mucizevi paspasını icat etti. Böylece ellerini hiç ıslatmadan paspas kullanabilecekti. Biraz kendi birikimini, biraz da arkadaşlarının yardımını kullanarak 100 tane paspas üretti ve bunları fuarlarda satmaya başladı. Kararlılığı ve sabrı sonuç verdi. 1995 yılında ilk milyonunu kazanmıştı. Bu başarı ona ilham kaynağı oldu ve sonradan 100'ün üzerinde kullanışlı ürünün daha patentini aldı. Örneğin Huggable Hangers, Forever Fragrant ve daha pek çokları. Amerikalı ünlü yönetmen David O. Russell, Mangano hakkında Joy isimli bir biyografik belgesel bile çekti. Guy Laliberte ve Cirque du Soleil. Guy Laliberte, eşsiz bir sirk kurma fikri aklına geldiğinde sıradan bir sokak sanatçısıydı. 1984 yılında devletten yatırım yardımı aldı ve kendi güneş sirkini yarattı. İnsanlar bugün bu sirki Cirque du Soleil olarak tanıyor. Cirque du Soleil başlangıçta bir yıllık bir projeydi. Ancak öyle başarılı gösteriler yaptılar ki Quebec hükümeti sirkin diğer illerde de gösteri yapması gerektiğine karar verdi. Tahmin edebileceğiniz gibi Guy en başından beri tüm Cirque du Soleil gösterilerinin oluşturulmasında rol almıştı. Bu çılgın fikir Guy'a birkaç milyon dolar kazandırdı ve Guy bu sayede ilk Kanadalı uzay turisti oldu. Richard T. James ve stres yayı. 90'ları düşününce ilk akla gelen şeylerden biri rengarenk stres yaylarıdır. Onları hatırladınız mı? Aslında bunlar deniz mühendisi Richard T. James tarafından 1943'te icat edildi. Sıradan bir gün germe yaylarıyla uğraşırken Richard bunlardan birini yanlışlıkla yere düşürdü. Yere düşen yayın düştükten sonraki hareketinden çok etkilendi ve bu ona yepyeni bir oyuncak fikri verdi. Eşi stres yayı ismini buldu ve Noel'e kadar çift bu oyuncaklardan 400 tane üretmişti bile. Başarısı dillere destandı. Oyuncaklar çok sevildi ve 90 dakika içinde tükendiler. Bu arada stres yayları hala çok popüler. Her gün yaklaşık çeyrek milyon tane satılıyor. Gary Dahl ve Petrak. Petrak'ın devasa başarı hikayesi aslında basit bir şaka ile başladı. Şirketin gelecekteki kurucusu Gary Dahl arkadaşlarıyla bir barda takılıyordu ve arkadaşları evcil hayvanlardan dert yanıyordu. Gary, "Mükemmel evcil hayvan ne olurdu biliyor musun? Bir taş!" diye bir şaka yaptı ve işte fikir böyle ortaya çıktı. Dahl evcil hayvan olarak taş satmaya başladı. Yanında taşa nasıl bakılacağına dair eğlenceli ve esprili bir kullanım kılavuzu bile veriyordu. Ne zaman yürüyüşe çıkarılacağı, eğer hastalanırsa ya da ölürse ne yapmak gerekli hepsi yazıyordu. Dahl'in iş fikri sadece 6 ay hayatta kaldı ancak yine de onu milyoner yaptı. Byron Reese ve Santa Mail. Noel Baba'dan bir mektup almak herkesin hayalidir, değil mi? Byron Reese de bu sebeple kendi Santa Mail şirketini kurdu. Reese, Kuzey Kutbu'nda gerçek bir adres edindi ve dünyanın her yerinden çocuklara mektuplar göndermeye başladı. Mektuplar oldukça gerçekçi görünüyor ve damgaları en şüpheci çocuğu bile ikna edebilir. Hizmet sadece 10 dolar tutuyor ve Reese her yıl ebeveynlerden talep topluyor. Ronnie DeLulo ve Douglas. Ronnie DeLulo bir gün köpeğinin parlak ışıkta gözlerini kıstığını fark etti. Sıradan güneş gözlükleri hiç işe yaramıyordu. Bu yüzden köpekler için gözlük üretmeye karar verdi ve ismini Douglas koydu. Lulo araştırmasını yaptı ve köpeklerin başına rahatça oturacak, aynı zamanda da gözlerini koruyacak ideal anatomik modeli oluşturdu. Tabii ki köpek sahipleri bu ürüne aşık oldular ve Ronnie hızla ilk milyonunu kazandı. Ama orada durmadı. Şirketini büyütmeye hala devam ediyor ve evcil hayvanlar için işe yarar şeyler üretiyor. Ken Aroney ve Lucky Break Wishbone. Büyük ihtimalle şükran gününde hindinin göğüs kemiğini kırma geleneğinden haberdarsınızdır. Bir dilek tutup kemiği kırarsınız ve eğer elinizde kalan kısım büyük parçaysa dileğiniz gerçek olur. Ken Aroney de bu popüler gelenekten bir iş modeli çıkardı. Tanesi 3 dolardan lades kemiği üretip satıyor. Elbette kendisi şu an bir milyoner ve bolca mutlu müşterisi var. Jonah White ve Rich Bailey ve de Billy Bob Tate. Jonah White 1993 yılında üniversitesindeki bir futbol maçını izlemeye gitti.
Kalabalıkta gördüğü bir adam aşırı tuhaf dişleriyle kahkahalar atıyor ve kızlarla flört ediyordu. White, adamın özgüveninden etkilendi ve ona bir merhaba demeye gitti. Adamın adı Rich Bailey'di ve kısa zamanda dost oldular. Sonradan çirkin dişler fikrinden para kazanmaya karar verdiler ve Billy Bob Teeth Inc. şirketini kurdular. O zamandan beri çeşitli tasarımlarda toplam 20 milyon adet Billy Bob dişi sattılar ve çok zengin oldular. Joe Pelletieri ve Big Mouth Billy Bass. Big Mouth Billy Bass isimli komik balığı muhtemelen bir yerlerde bir duvara asılı görmüşsünüzdür. Bu balık 1998 yılında Joe Pelletieri tarafından icat edildi. Aslında tahmin ettiğinizden daha fazla şey yapabiliyor. Düğmesine bastığınızda hareket ediyor ve çeşitli şarkılar söylüyor. Popüler kültürün sevilen bir elemanı haline gelerek Pelletieri'yi çok başarılı ve zengin bir adam haline getirdi. Gary Clark ve Slanket. 1997 yılında hepimizin ortak problemi olan elleri battaniyenin altından çıkarmak istememe sorunu çözüldü. Maine Üniversitesi'ne yeni başlamış olan Gary Clark bir akşam battaniyesinin altında öyle mutluydu ki battaniyeye kollarını çıkarabileceği delikler açtı. Birkaç saat sonra iş fikrinin bütün detaylarını oluşturmuştu ve ismini de Slanket koymuştu. Şu ana kadar şirketi tanesi 35 dolara kollu battaniyelerinden milyonlarca sattı ve isterseniz resmi internet sitelerinden dilediğiniz renkte sipariş edebilirsiniz. Alex Craig ve Potato Parcel. 2015'te mobil uygulama geliştirici Alex Craig'in aklına eğlenceli bir fikir geldi. İnsanlara tatlı mesajlar eşliğinde patates göndermek güzel olmaz mıydı? Evet, hemen Potato Parcel Service şirketini kurdu ve Reddit üzerinden reklamını yaptı. Fikir çok basitti. Siteden bir patates alıyordunuz ve 140 karakteri geçmeyecek bir mesaj seçiyordunuz. Şirket kelimelerinizi patatese kazıyıp istediğiniz adrese isimsiz olarak gönderiyordu. Doğal olarak Craig'in müşteri listesi bir anda uzadıkça uzadı ve ona milyonlarca dolar kazandırdı. Jason Sandler ve I Wear Your Shirt. I Wear Your Shirt şirketinin kurucusu Jason Sandler, İngiliz bir öğrencinin eğitimi için para topladığı milyon dolarlık ana sayfa projesinden ilham aldı. Sandler, çeşitli şirketlerin reklamını taşıyan tişörtleri belli bir para karşılığı giymeye başladı. Başlangıçta ücret sadece günde 1 dolardı ve tişörtleri giyen tek kişi kendisiydi. Ancak yaklaşımının verimliliği ortaya çıkınca daha fazla insanı işe aldı ve yıl sonunda fiyat günlük 365 dolara kadar çıktı. Sandler, I Wear Your Shirt projesiyle 5 milyon dolar kazandı ama şirketi kapatıp başka işleriyle devam etmeye karar verdi. Ancak bazen milyoner olmak için iyi bir fikir yetmez. Doğru zamanda doğru yerde olmak gerekir. İşte Philip Ozersky'nin başına gelen de bu. Bir beyzbol maçında izleyiciyken Mark McGwire o sezonki 70. sayısını yaparak tek sezondaki sayı rekorunu kırdı. Atışı o kadar sertti ki sol açıktaki localara doğru gidip doğrudan Philip'in ellerine düştü. O da topu açık artırmada 3 milyon dolara sattı ve babasına bir ev alıp sosyal yardım kuruluşlarına bağış yaptı. Bir anda başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Peki sizin duyduğunuz en iyi iş fikri neydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama hemen bir yere ayrılmayın. Kanalımızda 2000'den fazla harika video var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoyu seçmek, üstüne tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.